like the girls with their nails done now. Bisiklete dair her şey kanalından herkese merhaba. Bugün farklı bir bisiklet inceliyoruz. Fake tandem diyebileceğimiz bir bisiklet türünü inceliyoruz. Yanımızda Ali abimiz var. Bisiklet hakkındaki bilgileri ondan alacağız. Hocam şöyle bisikletimizi tanıtalım. Fake tandem dediğimiz ya da çocuk alıştırma bisikletinin bu çiftlisi hocam. Yani diğerini bisiklete bağlayınca tandem dersek buna tandem due diyebiliriz. Yani ikili tandem. Toplam ebeveynle birlikte, öndeki bisikletle birlikte tek seferde 3 kişi binebiliyor. Bu 8 vites. İstenirse 30 vitese kadar yapılabilir. Öne üçlü bir dişli, yani küçük dişli ve arkaya onlu takılabilir. Tabi bunlar maliyeti artıran şeyler. Bu base bir model, yani temel bir model bu. Baz model. Bunun üzerine çeşitli konfigürasyonlar konulabiliyor. Şu şekilde. İsterseniz vites kolumuz burada. Bu da Shimano Altus'un bir vites kolu kullandık. İstenirse ön tarafta da kullanılabiliyor. Yani öne veya arkaya taşınabiliyor. Yerleri var. Yani hem arkaya takılabiliyor vites kolu. Hem de burada yerleri mevcut. İstenirse öne de takılıyor. Bu bisiklet 24 jant. Seleler kalkabiliyor. Yani 5 yaşından yetişkine kadar herkes sürebilir. Gidonlar da aynı şekilde ayarlı. İstenildiği kadar yükseltilebilir veya alçaltılabilir. Gidon boyları ayarlanabiliyor. Bisikletimiz bu kısımdan katlanıyor. Biz biraz emniyet olsun diye normalde şu mandallardan kullanabilirdik burada ama biz alyenli civata kullandık. Biraz tabii toplaması vakit alıyor ama 4 tanesini gevşeltip tam olarak katlanıyor. Biraz sonra da katlayıp gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi hem önde hem arkada pedalımız var. Burası bisiklete bağlantı noktası. Bunu selemize sabitliyoruz. Bu selemiz de sürekli durabilir. Herhangi bir zararı yok onun. Bu alyenlisi de var ama bu vidalı olanı. Şuradan iki tane alyenle buraya kilitleniyor bu. Şurada rayı var. Kesinlikle çıkma vesaire yapmaz. Şu kısımda buradaki mafsal içi dolu demir. Güçlü. Yani yaklaşık bir 10-15-20 ton çekme gücü var. Sadece burada şu civatalar tutmuyor bunu. İçinde şeyli bunlar, geçmeli. Nasıl söyleyeyim? Yüzük gibi bir şey var. Yani şu demirin içi oyuk. Bunda da tümsek var. O şekilde yani bu şunlar kopsa bile, yani kopmaz ama bunlar kopsa bile, düşse bile yolda kesinlikle burası çıkmıyor. Bu kısımda öndeki bisikletten çıkardığımız zaman, ayırdığımız zaman dişliği koruması için koruma mevcut. Bu yere basıyor. Böylelikle dişliğe zarar vermiyor. Bütün civatalar 6 numara alyen kullanıyoruz. Üzerindeki her şeyi de hemen sökmek için. Bunu bisikletimizin ardına taktığımız zaman, dağ bisikleti veya tur bisikletinin ardına taktığımız zaman ekstra yaklaşık bir 1.80 civarı bir uzunluk meydana geliyor. Normal kendi uzunluğu şu şekilde açıkken yaklaşık olarak 2.20 gibi falan ama şuraya kadar zaten bizim bisikletimiz geldiği için 1.80 falan bir ekstra uzunluk oluyor. Böyle bir güvenlik bayrağı da takıyoruz aynı zamanda bizi fark etmeleri için.
Bugünlük bizden bu kadar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.